çalışma yaşamından söz edecek. İşte mesleklerin kümeleşmesinden söz edildi sabah. Bunun gibi olaylar var. Hala belli bir düzeye ulaşmış değiliz. Sağlık hizmetlerinden yararlanma konusu bu en acısı belki. Çünkü aile içinde karar verme mekanizması, kendine ait kararları verme imkanı olmadığı için kadının hizmetlerden yararlanması ya da bazen kadınlarda nüfus da olmuyor, nüfus kayıtları da olmuyor. İkinci evlilik, üçüncü yani kuma olduğu için de böyle bir hakkı olmuyor. Onun için sağlık hizmeti almada en önemli eksiklik. Bakın görüyorsunuz, birinci koşu olan hizmet almayı bile sosyal gerekçelerle geride kalabiliyor. Ekonomik alanda da eşitsizlik var. Düşük ücretle çalışma, hocam söyleyecek belki, kötü koşullarda çalışma. Bu nedenle de zaten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İstihdamda yetersizlikler var. Kadın olduğu için işte kadınların çalışma yaşamında evlenince ayrılma hakkı var. Kadınlara hoş görünür gibi oluyor ama ayrıldıktan sonra tekrar işe girmesi vesaire. Bunlardan da söz edilebilir. Sosyal güvence yetersizliği çok belirgin. Çünkü parça parça işler yapıyorlar bunlar ya da ailede tarım işçisi olarak çalışıyorlar. Hiçbir güvenceleri yok. İş yerinde taciz yani mobbing de fazlalıkla olabiliyor ve aile gelirinin dengesiz dağılımı da bu konuda kız çocuklarının eğitimi konusunda sıkıntı olabiliyor. Dünyada ilkokula kayıt dışı çocukların %70'i kız çocuğu oluyor. Ülkemizde 15 yaş okumaz yazmaz kadınların oranı ne yazık ki hala %10'a yakın bir oran. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan belirlenen 2012 verisi. Bu biraz daha iyileşecek diye düşünüyoruz. Çünkü sivil toplum kuruluşları bu konuda çok çaba sarf ediyor. Kız çocuklarının güçlendirmesi, kadınların güçlendirmesi ile ilgili. Okuma yazma bilmeyen 10 kişiden 8'i kadın. %77'si en fazla ilkokul mezunu. Kız çocuklarının eğitim fırsatı sınırlı. Baba karar verecek, karar vermezse boynun borcu ne yapacak? Belki de büyüdükten sonra okumaya başlayacak. Kız çocuğu için uygun görülen meslekler işte söylendi, öğretmenlik, hemşirelik bunun başında geliyor ve hemşirelerin büyük bir bölümü ne yazık ki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin de bir örneği aslında. Küçük demeyeyim, büyük bir ordunun örneği. Çünkü hastanelerde birinci basamaklarda hala meslek olarak algı konusunda, toplumun algısı konusunda yetersizlikler olduğu için de onun bir yansıması gibi görmek mümkün. Ders kitapları uzun uzun konuşuldu ve eğitmenlerin tutumu. Bu da çok önemli. Ders kitapları kadar önemli. Aile içinde anne babanın tutumu gibi öğretmenlerin de tutumu. Geçmişte bir kızımın başına bir olay olmuştu. Siyaset bilimi okuyordu ve sınıf temsilcisi olarak onu seçmişlerdi. Fakat hocaları, üniversite hocaları kadından sınıf temsilcisi olmaz diye evet Marmara Üniversitesi siyaset, kamu ve siyaset bilimi bölümünde okurken bunlar bile olabiliyor üniversitede. İlkokullarda da tabii hepimiz bu çocuğu, bu ülkenin ve bu toplumun, bu öğretilere ağlayan grubun bir elemanı olduğumuz için ister öğretmen, ister savcı fark etmiyor bunlarda yaklaşımlar. Çalışma yaşamı bir gelir dağılımına yoksulların %70'i kadın. Yoksulluğun feminizasyonu diye bir kavram ortaya çıktı artık. Bu çok tartışılıyor, konuşuluyor. Kadınlar kronik hastalıklarla daha uzun süre, biyolojik olarak daha uzun süre yaşadıkları için üzerinde de mal, mülk, sosyal güvence olmayınca kronik hastalıklarda bakım almak çok zor oluyor ve yoksulluğun feminizasyonu ifadesi kullanılıyor. Cam tavandan söz ediliyor. Ülkemizde mobbing var dedik. İşte kentte şu kadar çalışan, kırsalda bu kadar çalışan. Kadınların kamudaki rolleri ne yazık ki fazlaca öne çıkamıyor. Sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizlik var. Kız çocukların beslenme, bağışıklama yetersizliği hala devam ediyor. Erkek çocukların bu tür fırsatlardan daha çok yararlandırıldığını biliyoruz. Sağlık kontrolüne gitme aynı biçimde. Tedavi alma, güvenli annelik mesela ben uzun uzun yıllardır çalışıyorum. Bu konuda da hizmetten yararlanma çok faktörlü. 2006 yılında Sağlık Bakanlığı yaptığımız nedenlere baktığımızda sosyal nedenler ağırlıklı hizmet almamaya yönelik. Siyaset bilgi alanında da karar mekanizmalarında da hep kadınlar geride. Evet, kadını şimdi benim alanım aslında sosyal bilimci dolu var burada.
onlardan şey yaparak kendi bakış açımı, yani onlardan belki çok derinlemesine sosyal bilim işlemeyeceğim ama benim sağlıkta durduğum yerden sosyal bilimleri eklemeye çalıştım. Kadın üreme sağlığına etkisi, bakın ne kadar çok. Bir kere kız fetüslerimiz var, tahliye edilebiliyor bunlar. Yani genetik şeylerde, danışmanlıklarda cinsiyet belirleme, bazı ülkelerde kız fetüslerin tahliye ile sonlandırılması. Yasal olanlar var, olmayanlar var ama el altından yapılan şeyler. Kadına yönelik sünnet bizim toplumumuzda görünmediği için mutluyuz ama dünyayı düşünmek lazım. 100 milyon yılda kadın sünneti yapılıyor. Bu sünnetin değişik versiyonları var ama sonuçta olarak kadının üreme organlarından haz almayı, aynı zamanda da enfeksiyon vesaire gelişmesine neden oluyor. Haz almayı engelliyor. Cinsel yaşam gebelikten korumada karar. Biz bunu çok görüyoruz. Cinsel yaşamda kadın hep pasif, erkek aktiftir. Bu uzun uzun bir şeydir. Sayfalar dolusu konulardır bunlar konuşmak için. Ama çok kısa keseceğim. Gebelikten korunmak için kadın geldiği zaman da ben bilmem, eşim bilir, kayınpederim bilir, annem bilir gibi kendi sorumluluğunu bile farkında olmadan karar vermede, kendi bedeniyle ilgili karar vermede yetersizlikleri var. Analık nedeniyle buna bağlı olarak ölümlerimiz çok fazla. Çünkü doğurganlık çok fazla, yeterince hizmet alamama var. Hala Türkiye'de anne ölümleri alabildiğine ne yazık ki son yıllarda kontraseptif yöntemlerin sınırlı olması nedeniyle de artmaya başladı, azalmıştı. Cinsel yola bulaşan enfeksiyonlar deseniz o kadının bedeninin biyolojik yapısı nedeniyle daha kolay bu enfeksiyonları alabilir ama erkek tarafından taşınması bu enfeksiyonların kadına çok yaygın. Kadınların kronik hastalıkları var. Özellikle yaşlı kadınların bunun için bakıma ihtiyaçları var. Evlilik kararı ne yazık ki dışarıdaki posterlerde gördüm. Bu bir içler acısı manzara. Çocuk gelinler. Peki ne diyebiliriz? UNFPA'nin çocuk gelinler 2013 verisinde her gün 39 bin kız çocuğu isteği dışında evlendiriliyor. Ve bunların 5 bini de 15 yaşın altında. Türkiye'de ne durum? 2012 verisi 18 yaşın altında evlendirilmiş kız çocuğu, hani erkekler de evlendiriliyor deniyor, 40 bin küsür ama erkekler 1930. Yani 21 kat daha fazla kız çocuğu erken evlendiriliyor 18 yaşın altında. Üreme sağlığına devam edince şiddet, taciz, tecavüz, töre, namus cinayetleri, bunların hepsi aslında bir yerde kadın sağlığı, üreme sağlığına doğrudan etkileyen şeyler, nedenler. Erkekler hiç şiddete uğramıyor mu? Tabii ki uğruyor. Herkes uğruyor ama kadınlar, kadın olmak, kız çocuğu olmak özelliği nedeniyle 10 kat, 20 kat, 30 kat, 100 kat daha fazla mağdur oluyor. Her üç kadından biri aile içi şiddet görüyor. Son 5 yılda kadın cinayetlerinin, biz söylemedik, işte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı söyledi, %1400 artış, 228 kadın cinayeti son yılda var. Ensest ilişkilere daha kimse yanaşmıyor. Bir tane rapor var, UNFPA raporu, o da ensest ilişkiye uğrayan kişilerle iletişim içinde olan öğretmen, kolluk kuvvetleri, psikiyatr gibi gruplarla konuşma yapılmış. Vahim şeyler. Girerseniz Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun web sayfasına, bunun elektronik kitapları var. Şöyle bir göz gezdirirseniz inanılmaz. Erkeğin kadın sonuç olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, sabah Fatma Gül Hoca'nın söylediği gibi, ataerkil yapının getirdiği bir sonuç. Erkek egemen bir toplum ve erkeğin kadın bedeni üzerinde söz hakkı var. Bütün yaşantısında söz hakkı olduğu gibi kadının bedeni üzerinde de söz hakkı var. Satarım parayla, başlık parasıyla ya da benim varlığım, ben onu ensest ilişkiyle de cinselliğini yaşatabilirim gibi duygu. Peki bu duygular nereden geliyor? Yani tamam ataerkil yapı, ataerkil yapı ama erkekler bu konuda farkındalıkları tam mı? Ona bakmak gerekiyor herhalde. Bunun için de çok kısa bir tarihsel bakış getireceğim. Kadının ilkel toplumlarda, göçebe ilkel toplumlarda cinsler arası tam eşitlik var. Hatta kadın doğurganlığı nedeniyle de mükemmel varlık, üstün varlık, doğaüstü bir varlık. Çünkü bir bakıyor kadının bedeninde bir değişiklik oluyor, bir bebek oluyor.
ki biz hani kadın hakları savunucuları hiçbir zaman ataerkil yapı olsun, anaerkil yapı olsun demiyoruz. Kadın erkek eşitçe yaşayan bir toplum diyoruz. Doğurganlık yaratıcı olma, mucize yaratma, çocuk doğurma, bu arada çocuklarına bakma, yaşlı bakımı ama hiç şey yapamadığı, vazgeçemediği toplayıcılık ve avcılıkta kadının görevleri arasında var. Fakat kargı ile sabanın bulunmasıyla herkes bilir tarih içinde, kadın özel alana çekiliyor. Kamu alanı ayırma başlıyor. Ve burada kadının rolleri çok artık yeknesak hale gelmeye başlıyor. Çocuk bakımı, ev bakımı, yaşlı bakımı, doğuma yardım, şifa dağıtan rol. Bu çok önemli bir rol aslında kadınlarda. Şimdi bitkilere yönelik hani tedavi, sağaltım biçimleri var. O arada o zaman da kadınlar çevreden topladığı bitkilerle kişiye zarar vermeden sağaltım yapıyordu. Bu çok önemliydi. Küçük tarımlar yapıyordu ve kapkacak etnolojik müzelerde kadın eseri olduğunu biliyoruz. Daha sonra ilk çağda köleci toplum ortaya çıktı. Sınıfsal farklılıklar, soylular, köylüler, ruhbanlar ve köleler. Bu köylü sınıfı bir derece özgürdü. Ama genel olarak bakımlar, çocuk bakımı, güçsüz yaşlı bakımı, doğuma yardım, toplayıcı falan. Burada şifa dağıtıcı, ünvansız sağlıkçı ünvanı almaya başladı artık kadınlar. Çünkü başarıları dilden dile dolaşmaya başladı. Ve kadın... Çok özür diliyorum. Bir enfeksiyonum var, geçmedi. Konuştukça artıyor galiba. Ünvansız sağlıkçı. Daha sonra orta çağa geliyoruz. Feodal yapı var, köleci toplum var, tek tanrılı dinler var, filozoflar var. Burada tıp bilimi ve eğitimi ortaya çıkmaya başlıyor. Filozoflar da toplumun içinden yetişen ve din ağırlıklı kişiler olduğu için o zaman daha çok hani erkek egemen bir toplumu benimseyen ve destekleyen grup oluyor. Kadın eksik ve günahkar yaratık olarak ifade ediliyor. Erkeğe hizmet etmek için yaratılmış söylemleri ortaya çıkmaya başlıyor. Ve ne yazık ki tıp eğitimi ortaya çıktığı zaman tıp eğitimi kimler katılıyor? Soylular, erkekler ve beyazlar. Böyle bir ayrım var. Diğerleri katılamıyor bu eğitime. Bu tıp eğitiminin ilerlemesi için şifa dağıtan rolde olan kadının gerilemesi gerekiyor. O zaman ne yapalım? Bu kadınların bu rollerini ellerinden alalım. Ne yapalım? Cadı olarak katledelim gibi bir uygulama seçiliyor. Yeni çağda ah diyoruz ne güzel reform, rönesans, sanayi devrimi, makineleşme, fabrikaların kurulması, kadınlar çalışma yaşamına yavaş yavaş çıkıyorlar. Aydınlanma felsefesi ortaya çıkıyor ama ne yazık ki kadın duyguyu, erkek aklı ifade ediyor aydınlanma felsefesinde de. Kapitalist düzen vesaire derken, bu arada sağlık koşulları da kötüleşiyor. Çünkü daha önce sağlık koşullarında başka iyileştirici unsurlar var. İşçi kadın kötü koşullarda yaşamaya başlıyor ve biliyorsunuz ki toplumsal bir başkaldırı var. Neye karşı? Feodal yapıya karşı. Nedir bunun adı? Fransız devrimi. Bu devrimi kadın erkek el ele birlikte gerçekleştiriyor. Buradaki söylem eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve siyasal katılım söylemi. Ama ne yazık ki Fransız devriminden sonra kadınlar yine güle güle eve dönüyor. Yani 1793'te yeni kurulan meclis erkek haklarını ortaya çıkarıyor. Sosyal bilimci ve sosyologların yanında bunlara ayrıntılı konuşmak değil ama bir panorama çizeyim istedim. Evrensel insan ve yurttaşlık hakları bildirgesinde cinsiyet ayrımı devam ediyor. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik devam ediyor. Ne yapıyorlar bu devrimci kadınlar? Tabii ki susmuyorlar. Diyorlar ki biz bu kadar beraber hareket ettik. Nedir benim, niye bize hak yok? Siz çok konuşuyorsunuz deyip bu sefer yakma yerine giyotin tercih ediliyor ve kadınlar ikinci kez belki de yaşam kadın yaşamında daha da fazla böyle bir katliama uğruyorlar. Ondan sonra da kadınlar işte hani sedav medav diyoruz ya kadın hakları bazen işte toplumda artistler ya da köşe yazarları neymiş kadın hakkı insan hakkı yok hayır öyle değil eğer
kadınlar insan hakları kadar haklarını kullanabilirlerse mesele yok. İşte ilk örgütlü kadın hareketi, feminist hareket, birinci kadın hareketi Fransız devrimi sonra başlıyor. Ve 1948'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi sonrasında ah diyorlar tamam her şey düzeldi. Ama öyle olmuyor ne yazık ki. Fransa'da başlayıp Türk dünyaya dalgalar halinde yayılıyor. Süfraj dernekleri bunlar işte şeyi savunan, seçme seçilme hakkını savunan dernekler bunlar yayılıyor. Daha sonra 8 Mart'ta kadın işçiler uygunsuz koşullarda çalıştıkları için eşit ücret talep ettikleri için grev çıkıyor ve yakılarak öldürüyorlar. Bu 8 Mart zaten kadın haftası ya da kadın günü, Dünya Kadınlar Günü olmasının nedeni bu. Kadın eğitim çalışma ortamında artış oluyor, savaşlar oluyor. Ebelik hemşirelik kadın mesleği olma yolunda devam ediyor. Türkiye yansıması ne zaman oluyor? Bunun 1908'de ikinci meşrutiyetle oluyor. Dernekler kuruluyor. Burada iki ismi mutlaka anmamız gerekiyor. Nezihe Muhittin ve Şüfe Nihal'i. Daha sonra bu konuda işte çalışmalar yapılıyor. Cumhuriyet döneminde seçme seçilme hakları vesaire. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 18 kadın parlamenter olmayı başarıyor. Sonra bakıyorlar ki aradan 1948'den 75'e kadar yıllar geçmiş ama kadının gündelik yaşamında ve kadın erkek eşitliğinde hiçbir hareketlilik yok. O halde Birleşmiş Milletler kadın 10 yılını ilan ediyor 75-85 arası. Burada 1. 2. 3. Dünya Kadın Konferansları yapılıyor. Türkiye 1985'teki 3. Dünya Kadın Konferansı'nda hep uluslararası bildirgelere onay verildi deniyor ya işte SEDA yani kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı önlemesi sözleşmesi kadının insan hakları adına Türkiye imzasını koyuyor. Hedef eşitlik, kalkınma, barış. Temada istihdam, sağlık ve eğitim. 95'te bu tekrarlanıyor Pekin Deklarasyonu'nda ve eylem planı hazırlanıyor. Burada erkeğin katılımı olmadan kadının hareketinin tek başına olacağı ve yetersiz olacağı, toplum tarafından sosyal değişimin mümkün olamayacağı kanısına varılıyor. İkinci kadın hareketi bizde nasıl kendini gösterdi? Medeni Kanunu'nun sedaf çekinceleri kaldırıldı 2002'de. STK'lar, üniversiteler, işte Fatma Gülbertler Hoca'nın söylediği 1990'larda Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi ilk İstanbul'da kuruldu. İstanbul Üniversitesi bünyesinde. Daha sonra 117 mi dedi bu sabah. Öyle bir yayılım gösterdi. STK'lar, toplumsal konuma yönelik iyileştirme çalışmaları, eşitlik çalışmaları, kadın hakları savunuculukları vesaire devam ediyor. Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü bizim için çok önemli bir müdürlüktü ve bu konuda çok fazla araştırma yaptı. Ancak yeni dönüşümle kadın ve aileden sorumlu devlet bakanlığı haline dönüştürüldü. Burada kadın ne kadar, aile ve sosyal politikalar bakanlığına dönüştürüldü. Burada kadın ve çocuk ne kadar el ele gidecek o konuda şüphelerimiz var. Peki başka neler yapılıyor? Mutsuz değiliz. Biliyoruz ki kadın hakları eşitlikçi davranış bir insan hakkıdır ve bunu kullanmak için herkes çaba sarf eder. Öğrencilerimiz, halkımız bu konuda bilinçlenmeye başlıyor. Kimler bilinçleniyor? Eğitimdeki insanlar, eğitim dışındaki sivil toplum kuruluşlarının çok yaygın çalışmaları var Türkiye genelinde. Onun için umutluyuz. Farkındalık yaratmak bile bir şeyin başlangıcı diye düşünüyoruz. Kadın 2000'de 21. yüzyıl için toplumsal cinsiyet eşitliği, kalkınma ve barış teması. Bu hani gerçekten toplumsal cinsiyet eşitliği olduğu zaman bir ülke kalkınır ve bir ülkede demokrasi ve barış var diyoruz. Ve son slaytım diyorum ki yeni yeni 11 Mayıs 2011'de Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi, İstanbul'da yapılan bir sözleşme. Bundan söz etmeden geçemedim. Kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair bir sözleşme yapıldı. Ve bu sözleşmeye 10 devlet onayladı. Onu bekliyorlardı, 10. sayıyı bekliyorlardı. 3 ay sonra 1 Ağustos 2014'te tarihinde yürürlüğe girecek. Bu bir ilk sözleşme.
Şiddetin kadın erkek eşitliğinin bir son, eşitsizliğinin bir sonucu olduğunu vurgulayan bir sözleşme. Bu konuda çok önemli. Yani her şeyin temelinde toplumsal cinsiyet eşitliği sorunu çözecek. Bunun da temelinde tabii ki kadını güçlendirmek, erkeğin farkındalığını arttırmak ve işbirliğini güçlendirmek. Teşekkür ederim. Evet, Anayit Hocama çok teşekkür ediyoruz. Bize toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve bunun sağlık alana yansımalarıyla ilgili tarihsel süreç içerisinde eşitsizlik kavramından yola çıkarak hangi dönemlerde bu eşitsizlik nasıl ortaya çıktı, günümüze kadar kronolojik bir sıralamasını yaptı. Çok teşekkür ediyoruz hocamıza. Şimdi Hakan hocamız Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu aramızda. Çağdaş Çocuk Koruma Anlayışı ve Türkiye'de Çocuğun Korunması. Buyurun. Sizin soruları şimdi mi alalım? Varsa tamam. Hocam aramızdan ayrılmak zorunda olduğu için varsa hocamıza sorularımız şimdi alalım. Evet. Teşekkür ederiz. Hocamızın teşekkür belgesini ve Murat'a hediyesini vermek arzu ediyoruz. Çünkü tamam, başka türlü verme fırsatımız olmayacak. Bir dakikanızı alacağız. Aslında böyle bir şey, hani erken ayrılmak gibi beni zorluyor. Kusura bakmayın. Çok teşekkür ederiz. Hakan hocam buyurunuz. Herkese merhaba. Ben Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesiyim. Ama burada bulunma sebebim aslında Gündem Çocuk Derneği'nden kaynaklanıyor. Dolayısıyla sonumu da Gündem Çocuk Derneği adına yapacağım. Başlamadan biraz size bilgi vereyim. Tabii çocuk alanında çalışan çok sayıda STK var. Benim daima akademik geçmişim, hem sivil toplum geçmişim. Aşağı yukarı 1997'den beri, nedeniyle 1997'den beri çeşitli STK'larda çalışıyorum. Akademik çalışmalarımda daha çok çalışan çocuklar, sokak çocukları, çocuk koruma üzerine yoğunlaştı. Tabii akademik çalışma sosyal hizmet alanında olunca sivil toplumdan ayrı kalmak çok mümkün olmuyor. Uzun yıllar hem Sosyal Osmanlıları Derneği'nde çalıştım, aktif rol aldım. Yaklaşık kurulduğundan beri Gündem Çocuğun üyesiyim. İki dönemdir de yönetim kurulu üyeliğini yapıyorum. 2005 yılında kurulmuş bir dernek Gündem Çocuk, Ankara merkezi ama İstanbul'da da çok sayıda üyesi var. Biz ağırlıklı olarak savunuculuk temelli çalışıyoruz. Yani somut olarak nadiren birçok kişinin birçok derneğin yapmadığı bir şey yapıyoruz. Örneğin vaka temelli savunuculuk yapıyoruz. Efe Boz davasını belki duyanlar bilenler vardır. Anaokuluna giderken üzerine lavabonun düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Efe Boz davasıyla başladık biz ailelere hem hukuki hem sosyal destek ve savunuculuk çalışmaları yapmaya. Şu anda da Türkiye'nin çeşitli illerinde bazen gönüllülerimiz, bazen yönetim kurulu üyelerimiz aracılığıyla vaka temelli yani davalar başı her bir davayı bir ekip görevlenmek üzere savunuculuk yapıyoruz. İşte bu bazen bir hayatını kaybeden çocuk işçi olabiliyor, bazen okullarda yaşanan bir sorun olabiliyor. Bu yaptığımız işlerden bir tanesi. Belli bir süredir de Türkiye'de çünkü çocuklara ilişkin veriler son dönemde çok gelişmekle beraber hala ciddi sorunlar var. Yani ihmal istismar meselesinde hala net rakamları veremiyoruz. O yüzden biz biraz da bir tarama yapmaya başladık. İşte yaşam hakkı raporu, yani yaşam hakkı raporu çocukların böyle ortaya çıktı. Her sene bir tarama çalışması yaparak, çeşitli teknikleri kullanarak Türkiye'de bir yılda geçen işte 365 günde kaç çocuk önlenebilir nedenlerle yaşamını kaybetti. Bunu ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Gene konsantre olduğumuz bir alan, yeni başladık. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir protokol yaptık. Büyük bir çalışma olacak. O da okullarda fiziksel güvenliğe ilişkin. Onun geliştirilmesi üzerine bir standart çalışması yapacağız. Çünkü fark ettik ki biz bu yaşam hakkı raporunu yazarken çok sayıda çocuk okulda yaşamını kaybediyor. Yani üzerine kapı düşüyor örneğin. Ya da işte bir elektrik direğinden bir kablo sarkmış oluyor. Çocuk oynarken elini kolunu çarpıyor ya da bir yere tırmanıyor. Tırmanmaması gerekir.
Dolayısıyla bu fiziksel güvenlikle ilgili standartlar da olmadığını fark ettik. Bununla ilgili bir protokol yaptık. Şimdi onunla çalışmaya başlayacağız. Başka tabii çalışmalarımız da var. Biraz zaten sunumda da aslında şeyi göreceksiniz, nasıl perspektiften baktığımızı. Çocuk hakları temelli çalışma yürütüyoruz. Olaya da böyle bakıyoruz. Dolayısıyla bazı şeyler tabii çok iç içe aslında. Hani kadın sorununu çözemeyince, kadınların yaşam birey olarak haklarını sunamayınca çocuklarınkini de sunamıyorsunuz. Çocuklar için de kız çocukları toplumsal cinsiyetin tipik bir yansıması olarak daha da eşitsiz ve yaralanabilir hale geliyor. Dolayısıyla bunlar çok aslında birbirinden bağımsız değil. Ben şöyle yapacağım. Tabii belli kısımlara çok teorik ama önce hem biraz size şey vereyim. Hani çok böyle 3-5 tane detay vermeyeceğim. Çünkü çok gerçekten detaylı verimiz var artık birçok alanda ama. Türkiye biliyorsunuz bir çocuk ülkesi. Yani işte Yunanistan nüfusu kadar bizim. Hatta daha fazla neredeyse şey var. Çocuğumuz var. Yani işte resmi rakamlar bunlar. Dün gece tekrar kontrol ettim. Son rakam bu. 2013 rakamı. 76.667.000 kişi bir nüfusumuz var. İşte bunun da yaklaşık olarak 0-19 yaş arası çok eşit dağılıyor görüyorsunuz. Oldukça genç ve dinamik bir nüfus. İşte 25 milyonun biraz üzerinde 19 yaş alıyor. Bu 18 alırsanız 24 milyonun biraz üzerinde bizim çocuk sayımız var. Çok büyük bir rakam. Yani her sene bu nedenle sürekli yeni derslikler inşa ediliyor. İnanılmaz istihdam da her sene işte resmi rakama göre 100 bin yeni iş açmak zorundasınız. Hani bir taraftan bakınca ben o metaforu ara ara kullanıyorum. Hani bardağın dolu tarafı, Türkiye'de çok şey yapılıyor. Dolu tarafına bakıyorsanız. Yeni başlayan bir ülke değiliz birçok şeye. Çocuk koruma alanında da öyle. Fakat boş tarafında pek dolduramıyoruz. Yani orayı da aslında böyle çok ciddi eksikler var orada. Çocuk meselesi de biraz öyle. Bardağın dolu tarafından bakarsanız inanılmaz bir iş gücü kaynağı bu. Fakat bütün sosyal bilimlerin bütün alanlarındaki araştırmalar gösteriyor ki eğer yeterli sosyal olanakları yaratamazsanız bu çocuk nüfusu dinamik bir iş gücü olmanın ötesinde aslında başka türlü sorunlarla bizim karşımıza çıkabiliyor. Burada da şu söylemden bir miktar aslında bahsetmek isterim. Hani sürekli çocuklar gelecek meselesi de aslında bizim sorunu ötelememizi sağlayan bir şey. Çünkü gelecek olmuyor. Çünkü eğer siz iyi bir çocuk koruma sistemi ve çocuk refahını geliştirecek bir çeşitli hizmetler bütünü, kapsayıcı hizmetler bütünü kuramazsanız gelecekte de bir verim alabileceğiniz, yararlanabileceğiniz bir toplumsal grup olmayacak bu çocuklar. O yüzden hani gelecek sözü biraz öteliyormuş şu hissi yaratıyor. O nedenle bugünkü çocuklara ne yapıyoruz, mevcut durumda neler yapabiliyoruz, bunlara odaklanmak lazım. Bizim erişebildiğimiz rakamlara göre örneğin cumartesi günü iş güvenliği işçi meclisinin bir toplantısındaydım İstanbul Tabip Odası'nda. Orada biraz daha fazla bir rakam açıkladılar ama bizim ulaşabildiğimiz buydu. Biz 2013 için önlenebilir nedenlerle 633 çocuğun yaşamını kaybettiğini bulduk. Bu tabii erişebildiğimiz yani özellikle yazılı tarama yaparak erişebildiğimiz rakam. İş güvenliği meclisi biraz daha fazla bir rakam bulmuş. Onların erişim kaynağı tabii daha çok. Yani bu niye oluyor? Örneğin Adana'da en son oldu. İşte 13 yaşında bir çocuk çalışırken yani yasal olarak çalışmaması gereken bir iş yerinde çalışırken konulu makineye kaptırdı ve kan kaybından öldü gibi. Ya da işte okulda üzerine kapı düşüyor, markete gidiyor üzerine raf düşüyor ya da işte yolda ya da trafik kazaları, inanılmaz trafik kazası var. Türkiye'de çocukların yaşam hakkını elinden alan gibi. Eğitimle ilgili istatistikleri bir iki vermek istedim. Çünkü bu da çok önemli. İşte geçen sene 10. Kalkınma raporunun hazırlıklarını yaparken çocuk çalışma grubunda bir sürü veriyi derlemiştik. Bir kısmını oradan aldım. Yarısı yani iyi rakam bu. Çünkü son 10 yılda okul öncesi eğitimde iyi bir atılım var. Burada yalnız tabii yoksulluğun temel bir gösterge ve kriter olduğunu söylemek lazım. Orta sınıf ve üst sınıf çok daha rahat artık çocuklarını ve yaşam gereği okul öncesi eğitime gönderiyor ama yoksul gruplar için çok kolay değil. Hala yarısı yok. Aile eğitimi birçok Batı Avrupa ülkesinde rutinleşmiş aile eğitimde bizde erişim %3,5'la sınırlı. Bunlar gene resmi rakamlar. 100 çocuktan 73'ü fiilen okul öncesi eğitimini almıyor. UNICEF diyor ki ilkokulda olması gereken 70 bin çocuk kaydı yok okulda, devam etmiyor. Bizim tahminlerimiz 70 binden daha fazla olduğu yönünde. Örneğin sadece Ankara'nın işte romanların daha çok yaşadığı gecekondu bölgelerine giderseniz orada hala nüfusa kayıtlı olmayan yani hiçbir şekilde nüfusta olmayan çok sayıda aile ve çocuğun olduğunu görürsünüz. Şeyi hiç bahsetmiyorum. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar gayet iyi biliyor ki
İstanbul nüfusunun artık önemli bir bölümü. Zaten özellikle Kuzey Afrika'dan gelen, son dönemde Suriye'den gelen, gelmek durumunda kalan sığınmacılardan oluşuyor. Onlar zaten bu rakamların içinde değiller. Gene son rakamı buldum. İşte temel şunu biliyoruz. Bizim temel eğitimde sorunumuz az. İlkokul düzeyinde eğer alırsak. Dün bunları güncelledim, son rakamlar. İşte ilkokulda 98.86'ya kadar çıkmış okullaşma oranı. İşte ortaokulda düşüyor, yüksek öğrenimde 38.50'ye kadar düşüyor ama bunun da önümüzdeki 10 yıllık periyotta artacağını biliyoruz. 3-5 yaş aralığı için ise 26.63, hala çok düşük okul öncesi durum. Ama gene bir kız çocuklar aleyhine bir durum var. Her 100 çocuk erkek çocuğuna karşılık yaklaşık 94 kız bulunuyor. Bölgesel farklılıkları burada tartışmak çok mümkün değil. Çok ciddi düzeyde farklılıklar var. Şunu söyleyelim, örneğin özellikle Güneydoğu Anadolu'daki illerde biliyorsunuz Milli Eğitim'in kullandığı yeni sisteme göre otomatik olarak çocuklar okula kaydoluyorlar. Fakat bu onların okula gittiği anlamına gelmiyor. Örneğin bazen birçok sınıfta bizim de gördüğümüz işte 45 şey var, kayıtlı çocuk var fakat aslında 30 kişi var. Güneydoğu'ya hiç gitmeye gerek yok. Yine aynı toplantıda cumartesi günü katıldığım Kumkapı'da öğretmenlik yapan bir rehber öğretmen vardı. Aynı şeyi o söyledi. 40 kayıtlı öğrencim var fakat düzenli gelen 28 diye. Çünkü bir kısmı çalışıyor. Gelmiyorlar. İşte bir kısmı erken işte evlendirilmiş oluyor ama hala kaydı şeyde duruyor. Çocuk yoksulluğu bizim çok temel sorunlarımızdan bir tanesi. Aslında yoksulluk Türkiye'nin hala genel sorunu. Bu şeyi almadım. Tabii yoksulluğu Türkiye'de dönemsel olarak ele almak çok doğru değil. Yani Türkiye'nin 1923'ten bu yana verilerine Türkiye İstatistik Kurumu'ndan erişmek mümkün. Orada da bakarsanız bizim temel sorunumuz şu. Biz üretiyoruz. Gün geçtikçe daha çok üretiyoruz. Fakat bunu sosyal adaletin temel ilkeleri bağlamında paylaşamıyoruz. Yani bir içimizde 20 kişi var. O işte 100 lira üretiyorsa o 50 lirasını alıyor 20 kişi. Bir de diğer 20 kişi var ki onlar da o 100 liranın 8 lirasını alıyorlar. Onunla idare etmeye çalışıyorlar. Bu çocuk yoksulluğuna da yansıyor. Türkiye OECD'nin en yoksul ülkesi çocuk yoksulluğu açısından. %24.6 görünüyor. Bakın 2011 rakamı. Gene TÜİK'in rakamlarına göre ki ben hani uzun yıllar çocuk işçiliği çalıştığım için TÜİK'in rakamlarının örneğin sokakta çalışan çocukları, atık madde toplayanları kapsamadığını söylemem gerekir. Onları kapsamaz. Erişemez onlara TÜİK çünkü geleneksel bir örnekten kullanıyor. Ama ona rağmen 900 bine yakın çocuk Türkiye'de gene resmi rakama göre çalışıyor. Çocuk yoksulluğu çok temel sorunlardan bir tanesi. Evet. Şimdi niye Çocuk Hakları Sözleşmesi ile başladım söze? Bir miktar bahsettim. Çünkü Çocuk Hakları Sözleşmesi elimizdeki en güncel döküman biri bir kere. İkincisi, ilk defa hukuki olarak da çocukları bir birey olarak ve toplumsal yapıların öznesi olarak kabul ediyor. Bu açıdan önemli. O yüzden son dönemde çocuk koruma sistemleri tartışılırken Türkiye'de de benzer tartışmalar yürüyor. Çocuk Hakları Sözleşmesi temel alınıyor. Çünkü çok önemli söylediği bir şey var. Bir uluslararası belge ilk defa dedi ki çocuklarını yetiştirmek sadece ailelerin işi değil dedi. Yani ailenin iş işi olarak görülebilecek bir şey değil dedi. Şunu kabul etti ama siz de burada görüyorsunuz. Evet, sorumluluk öncelikli olarak ailelerindir dedi. Ama kamu devleti işaret ediyor. Ailenin bu sorumluluğunu yerine getirip getirmediğine bakar. Eğer getiremiyorsa destek hizmetleri sunmaya hazırlanır. O yüzden ilk defa Çocuk Hakları Sözleşmesi'yle yani 1989'da işte Türkiye'nin onaylaması 94 çocuğu yetiştirme meselesi bizim tipik olarak özel alan diye tabir ettiğimiz yerden çıktı. O nedenle bu kadar güncel hale geldi. İşte bir kamusal sorumluluk haline doğru dönüştü. En temeli bu. Yani söylediği bu. Önemli şeylerden birisi bu. İkincisi, çocuğun yüksek yararını uluslararası gündeme taşıdı. Şimdi her yerde çok konuşuluyor. Bazen de içi boşaltılarak konuşuluyor ama çocuğun yüksek yararı İşte bugün eğitim ortamlarından istihdama, işte serbest zamanlardan dolayısıyla yerel yönetimlerin rolünden, merkezi hükümetin çeşitli alanlardaki sorumluluğuna kadar birçok yerde net bir şekilde geçiyor. Çocuğun yüksek yararı aradan geçen 20 yılda Türkiye'de de oldukça pekişti. Ve çocuğun öncelikli olduğunu
ifade etti. Çünkü Aneyet Hoca'nın daha sonra sunumunda vardı. Yani kadın ve çocuk birçok alanda bir arada ele alınıyor. Alınması gerekiyor. Çünkü ana çocuk sağlığıyla başlıyor zaten bütün bu olay ama bütün rakamlar şunu gösteriyor. Örneğin en son Irak'ta yaşanan duruma da bakın. Ölen asker sayısının yaklaşık 12 katı kadın ve çocuk ölümleri. Çünkü en yaralanabilir gruplar bunlar. Özellikle de küçük yaşta çocuk. Annede daha fazla aslında o yaşam hakkını çok rahatlıkla kaybedebiliyor. Çünkü çocuğa bakma sorumluluğu daha fazla anneye veriliyor. O yüzden toplumsal yaşamda çocuk hakları sözleşmesiyle çocukların öncelendiği bir alana doğru geçtik. Yaş konusu netleşti. Yani 18 yaş bugün yerleşti. Türkiye'deki yasal yasal düzenlemelere de geldi. Aile devletin ortak rolüne vurguyu söyledik. Ve ilk defa çocukların ihtiyaçlarına bütüncül bir şekilde bakılmaya başladı ki oraya pek fazla girmeyeceğim ama 2005 yılında çıkan Çocuk Koruma Kanunu bu açıdan Türkiye'nin önemli kazanımlarından yani eksiklerini bir tarafa bırakarak eleştiriler var tabi ama Türkiye'nin 80 küsur yılda yaptığı en iyi kavramsal çerçeve olarak da kanunlardan bir tanesi. Yani uygulamada tabi kendi içeriğinden dolayı bir takım sınırları var. Şimdi peki nasıl bir şey istiyoruz? Aslında bu çocuk koruma sistemi Türkiye'de de neyi yapamıyoruz onu biraz anlatacağım ama aslında temel nokta şu. Bir sürü hani felsefi olarak da aynı noktadan çıkıyoruz. Şimdi insanın değerli bir varlık olup olmadığına inanıyor muyuz? Bize kadar giden bir şey bu. Çünkü eğer inanıyorsak insanoğlunun doğuştan yani herhangi bir sosyal ya da başka özelliğine bakmadan her insanın doğuştan değerli olduğuna inanıyorsak aslında modern devleti nasıl tanımlıyoruz'a geliyor ikinci soru. Eğer sosyal devleti modern devlet olarak görüyorsak burada da yine bir tercih yapmamız gerekiyor. Özellikle çocuklar için. Çünkü temel olarak çocuk koruma sisteminin şunu yapmasını bekliyoruz biz. Nerede doğduğu ve hangi halde doğduğundan bağımsız olarak çocuğun tüm ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığıyla ilgilenen bir yapıdan bahsediyoruz. Eğer aile içinde bu karşılanabiliyorsa sıkıntı yok. Ama örneğin ailenin geliri bir üçüncü çocuk doğduğunda o üçüncü çocuğun ihtiyaçlarını gidermek için yeterli değilse çağdaş çocuk koruma sisteminin o noktada devreye girmesini bekliyoruz. Buna şöyle örnek verebilirim. Aramızda herhalde öğrenci arkadaşlar da var. Örneğin Almanya'ya buradan Erasmus öğrencisi olarak gitmek isterseniz Büyükelçiliğe gittiğinizde size şunu söylüyor. Diyor ki bir öğrencinin aylık, bunu tabii böyle kavramsal olarak söylemiyorlar ama bankada hesap istiyorlar sizden. Diyorlar ki bir öğrencinin ortalama aylık işte harcayacağı para şu kadar. Ne kadar o? 750 lira euro civarı. Sen şeyden ne kadar alıyorsun? İşte 500-550 euro alıyor. Geçen sene şey bizim bir öğrencimizin başına da geldi. Diyor ki ya bankada bir hesap göster. Ya da eğer orada bir akraban falan varsa bana bir kağıt versin desin ki ben işte destekleyeceğim 3 ay boyunca, 4 ay boyunca. Şimdi bunu şunun için yapıyor. Almanya Erasmus öğrencilerini çok sevdiği için yapmıyor. Şunu garanti etmeye çalışıyor. Ülkesine gelen kişinin asgari yaşam standartlarını karşılayıp karşılayamadığıyla ilgileniyor. Aslında temeldeki noktası bu. Yani aslında sosyal politikanın en temel özelliğinden bahsediyoruz. Burada başka bir şeyden değil. Yani bir asgari ihtiyaçları karşılaması için bir gelire ihtiyaç var. O gelir belli hesaplanıyor işte. Türkiye'de de hesaplanıyor. Örneğin asgari ücret birey bazında yalnız. Bu şekilde hesaplanıyor. İşte DİSK'in çıkarttığı her sene asgari ücret hesaplamaları. Onlar aile bazında hesaplıyorlar. O da başka bir tartışma. Buna göre hesaplanıyor.